toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Evet sevgili izleyenler, Bir Milletin Efendisi programıyla tekrar huzurdayız. Gördüğünüz şekliyle güvercinler arasındayız sevgili izleyenler. İzmir Buca'dan sizlere sesleniyoruz. Kazım Bey'le beraberiz. Evet, Kazım Bey, öncelikle sizleri bir tanıyalım. Ondan sonra güvercin sevdasından olaya bir girelim dilerseniz. Eyvallah Adem abi, teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Köy TV olarak size saygılar, sevgiler diliyorum. Ben Kazım Erdoğmuş. İzmir Buca'da oturmaktayım. Mesleğim icabıyla lakabım Döşemeci Kazım. Öyle diyorlar kuşçuluk camiasında. Yaklaşık 40 senedir, 79'dan beri bu kuşlarla uğraşıyoruz. Güzel bir merak. Ama narin güvercinlerin içinde en narinlerden bir tanesi dönek güvercini. Bakımı zor, uğraşması zor ama biz tabii bunları sevdiğimiz için bunlarla uğraşıyoruz. Çok da uğraşan arkadaş var. Ege bölgesinde en çok bu kuşlar tutuluyor, öyle söyleyeyim yani. Bu kuşlardan var ve çok meraklı arkadaşlar var. Günden güne de genelinde Ege bölgesi çoğunlukta mıdır besleyen? Şimdi şöyle bir olay var Adem abi. Öyle bir kanı var herhalde, var, öyledir. Var. Ege bölgesi, Aydın bölgesi, ondan sonra Denizli bölgesi, bizim Buca, bu yörelerde çok var. Yani İzmir Buca bunun yatağı diyorlar yani. Şu anda en çok mesela İzmir Buca'da, mesela İzmir bölgesinde, yani öyle diyeyim ben. Buca'da da çok bölgeleri de olduğu için karşıyaka bayağı gruplar var ve buna çok gönül veren arkadaşlar var. Büyük bir camiayız aslında. Toplandığımız zaman bayağı yökün yapıyoruz yani. Çok değerli arkadaşlarımız var. Çok değerli ustalarımız var. Tabii bunda çok önemli olan bir şey, ustanı çok iyi seçmen lazım. Bu kuşu bakarken, öncelikle başlarken ustanı çok iyi seçmen lazım. Ustanın yolundan gitmen lazım. Çünkü bir kanın olması lazım. Bir kan elde ettin mi bu kuşlarda, çoğu ustaların, bizim mesela burada değerli ustalarımız var. İşte Buca'dan Kazım abimiz var. Aslanacı Kazım abi. Lakabı Aslanacı Kazım diye geçiyor. Arkadaşım. Kazım abi, evet. Ondan sonra burada Zeki abimiz var. Yıkamacı Zeki abimiz var. O da aynı şekilde bu kuşula gönül vermiş. Çok bu abilerimizin bayağı şeyleri var yani, katkıları var ve emekleri var. Onlara burada bayağı sayamadığımız bayağı ondan sonra Demirci Hasan abimiz var. Mobilyacı Hasan abimiz var. Yani Buca bu işin yatağı. Ya şimdi yatağı, işte ben bunu
Bunları sayarken çok daha var da bunlar çok böyle camiaya hizmet eden insanlar. Öncelikle onlara saygı, sevgilerimi sunuyorum buradan. Çok değerli abilerimiz. Biz çoğu şeyi onlardan gördük. Çünkü şöyle bir olay var. Eskiden birbirimizi mahalle olarak yapardık bunları. Mahalleden arkadaşlar gelirlerdi. Onlarla kuşçuluk yapardık ama sonradan bu abilerimizi tanıdıktan sonra İzmir dışına taşmaya başladık Adem abi. Yani nasıl işte Denizli olsun, Aydın olsun, Ayvalık olsun. Ondan sonra bu yöreler yani İzmir dışına taşmaya başladık yani bu abilerimizin sayesinde. Çünkü onlara çok misafir geliyordu. O misafirlerle biz de tanışa tanışa İstanbullular, Bursalar falan buralardan çok tanıdığımız abilerimiz oldu. Onlara da buradan saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok değerli insanlar var bu kuşçuluk camiasında. Siz özellikle dönek güvercin yapıyorsunuz. Kaç çeşit? Postacısı var bunun, takladısı var. Herhalde epey bir çeşit. Ya şimdi bunları var. Saymakla çeşitleriniz bayağı çeşit var yani. En çok hani ravaşta olan taklacı güvercin meraklısı çok. Posta güvercinin meraklısı çok. Ondan sonra saya güvercinin meraklısı çok. Bango dediğimiz çeşitler var. Şami dediğimiz çeşitler var. Bunlar hep ayrı ayrı kuşlar. Bunlara ayrı ayrı olanlar, bakanlar da var. Karışık bakanlar da var Adem abi. Ama en biz fazla revaçta olanı. Şimdi bizde revaçta olanı. Şimdi ben onu o şekilde değil de Ege bölgesinde revaçta olanı dönek güvercin. Biz bunlara sevdalısıyız yani. Bunların yanında tabii baktığımız başka cins güvercinler azman kırık dediğimiz Şami kırıkları var. Şamileri kırıyoruz. Bunlara ocalık olsun diye kullanıyoruz bunların yanında. Bizim baktığımız yani cins bu. Ama ne var? Bunların yanında da kullandığımız yavru baktırdığımız, bunlara ocalık yapsın diye baktığımız kırmalarımız var. İki çeşit kuş bakıyoruz biz ama bunlar için onları bakıyoruz yani. Başka yani dönekçinin ruhunda başka kuş olmaz yani. Şimdi dönek güvercini dediğimizde ne anlayacağız? Döne döne mi geliyorlar? Neler yapıyorlar? Şimdi bunların tabii yaptığı figürler var. Öncelikle dönek bakacak arkadaşımız dediğim gibi çok iyi bir ustala, çok düzgün bir ustala önce bir arkadaşlık kurması lazım. Bu kuşu elde etmesi için ondan görmesi lazım, keyif alması lazım. Ondan sonra ondan veya onun tanıdığı bir insandan böyle iyi kanı iyi olan kuş edinmesi lazım. Bunlar öncelikle bir çiftle iki çiftle başlarsın. Bunlar üreyen kuşlar. Kısa zamanda çoğalıyorlar çünkü. Biz kalabalık kuşa ne bileyim ben ufaklıktan beri kalabalık kuşa meram mı diyeyim yoksa ölür de azalır mı diyeyim. Yani ne bileyim ben bir türlü azaltamadım yani. Normalde yani abilerimizde 25-30 tane güvercin fazla geçmiyor yani. En güzeli de o zaten bana göre. Neden? Az olduğu zaman uğraşması da kolay oluyor. Çıkarması da kolay oluyor. Ha baktınız olmadı. Çünkü bunlarda kan olayı var. Kanları tutmazsa bu güvercinlerin atağı dediğimiz yani taşkınlık yapıyorlar. Fazla geliyor. Kıt olanı oluyor mesela. Buna dikkat etmek lazım. Baktığınız kuşu çok iyi bilmeniz lazım. Bunlarda ırkta yani. Ne kadar dönek de olsa bazen çok taşkın oluyor dönek. Ama bakıyorsunuz yavruları dönmüyor. Sert oluyor. Kanını hep yakalamanız lazım. O yüzden bunu çıkarmak, yani iyisini çıkarmak çok zor. Ama uğraşan abilerimiz var. Çok iyi kuşlar çıkartan arkadaşlarımız var. Onları da buradan tebrik ediyorum. Gerçekten uğraşması, yani böyle bizim ustalarımız öyle derlerdi. Dönek derlerdi. Böyle sarafın terazisi gibi böyle hassas bir olay bu. Şimdi onu yaşayan bilir, bilen bilir. Havaya attığınız zaman yani kuşun çok iyi dönmesi lazım. Hata yapmaması lazım. Çünkü bunun hata yapanı çok oluyor. Vurmaktan dolayı da yapanlar var ama kanında olmaması en güzel şey. Kanında bu hata yapmayacak yani kanından yapmayacak hatayı. Vurarak yapabilir güvercin. Bu düzeltebilir de vurduktan sonra ama kanda olduğu zaman bunu düzeltmesi mümkün değil. Yani bir kuş böyle hata yapmaya başladığı zaman kandan fazlalık dediğimiz bir olay var. Kuşun içinde o olmasa kuşun kanı gerçekten iyi bir kan demektir. Ondan devamlı üretmeniz lazım. Ürettiğiniz zaman da keyif alırsınız. Yani bunlar neyin şeyi nedir? Dönek güvercinin hangi ülkeye has bir ırktır? Bu dönekler Selanik bölge hani Selanik'e mahsus. Yani biz Selanik diyoruz. Köprülü diyorlar. Farklı kuşlar var çünkü. Selanik diyoruz biz bunlara. Bunların geldiği yer Selanik yani. Paçalı olanlar oluyor. Bunlar farklı bir ırk.
Ben de mesela yaklaşık 20-25 senedir baktığım bir ırk var mesela kuşlarda. Benim kuşlarım eski kuşlar yani. Bunların kanları birbirine yaklaştırdım ben mesela. Birbirine yaklaştığı zaman da tepeli çıktı bende. Bunların mesela tepeli çıkanları çok nadirdir. Çok olmaz mesela. Çoğu arkadaş, dönekçi arkadaşımız görmemiş bile olabilir. Ben de geçenlerde bir arkadaşımız geldi buraya. Hatta paçalı tepeli dedi, bir yerde var dedi. Abi uçuruyorlar falan. Ben de şaşırdım. Dedim tamam, tepeliyi ben baktım çıkardım da. Hani paçalı tepeli ilk defa duydum bu kuşlarda, ırkında. Bursa'da bir arkadaşımız bakıyormuş. Hatta arkadaş takıldı, abi edinelim falan gibisinden. Dedim dönmesi lazım. Dönerse dedim ediniriz yani, parayla da alabiliriz. Bunların şimdi biz bunlara siyah galaça diyoruz. Bu ırka. Renginden dolayı siyah. Bazıları böyle kırmızı oluyor. Onlara çakal diyoruz. Ondan sonra tarçini oluyor. Biraz kırmızıya kaçıyor böyle tüyleri. Onlara işte palgaça diyoruz. Kırmızı tarçini palgaça diyoruz. Palgaçalar var. Maviye kaçanlar var. Tüyleri böyle değişik oluyor. Maviler var mesela. Mavi galaça diyoruz onlara. Çeşitleri var bunların renk olarak. Ama şöyle bir şey var. Renginden dolayı kuşun tabii ırkı belli olmuyor. Çakalı da çok iyi dönüyor. Ondan sonra galaçası da çok iyi dönenler oluyor. Pal galaçası da aynı şekilde. Tarçinler de aynı şekilde. Yarışmalar, festivaller oluyor herhalde. Ya şimdi eskiden çok oluyormuş. Ustalarımız anlatıyor. Şu aralar pek öyle değil. Ama kuş uçurup döndüren abilerimiz, iyi döndüren abilerimiz. Mesela Gaziemir'de bir Şerafettin abimiz var. Şu anda Türkiye'de yani şöyle diyebilirim ben. En iyi kuşları mesela, mesafeli dönen kuşları mesela o abimiz uçuruyor. Çok emek sarf ediyor. Çok insan ağırlıyor. Onu da buradan selamlıyorum. Yani tebrik ediyorum. Zevki o dönmesi değil mi? Onu şimdi seyretmek. Bunun dönmesinden ziyade düzgün dönmesi çok önemli abi. Şimdi şöyle bir olay var. Bunu mesela havaya attığınız zaman bunlar çok akıllı hayvanlar. Yerine geldiği zaman yerine böyle, biz tabii bunu uçururken şöyle uçuruyoruz. Yavruluktan ilk başta bunları kaldırıyorsunuz. 5-6 tane de atabilirsiniz. Normalde dönek güvercin tek uçması lazım da bunları 5-6 tane yavrularda kırılması lazım önce. Yukarıdan böyle kendini böyle bir boşaltması lazım. Bunları 4 tane 5 tane de uçurabiliyorsunuz. Ondan sonra yavaş yavaş dönmeye başlıyorlar onlar. Bir şeyler yapmaya başladıkları zaman tabii siz bunları takip ediyorsunuz. Hangisi omuzlardan böyle kırılanlar oluyor? Onları ayırıyoruz. Hangisi göbek yapmaya başladı? Onları da ona göre pırıltıya tabi tutmaya çalışıyoruz. Tek uçurmaya bakıyoruz onları. Kuşlar zaten göbek yapmaya başladığı zaman kısa zamanda yuvarlağı bulmaya başlıyor. Bunların tabii ırklarında şimdi yukarıdan mesela tepeden dönenler var, mesafe. Yani 20 metre, 10 metre, 20 metre falan çevirenler var. Daha uzun döndüklerini de gören arkadaşlar var mesela, anlatıyorlar. Bayağı mesafeli. Biz mesela, ben yıllardır mesela uçurduğum güvercinler böyle karşı dönüşlü daire dediğimiz, tabiri daire dediğimiz güvercinler. Ben daha çok onları seviyorum. Daire dediğimiz güvercinlerde birazcık mesela göbeğini görüyorsunuz. Bir de beyazını da mesela etrafına yapıyor ama sıkı olarak yaptığı zaman öyle iki rengi sıkı gördüğümüz zaman yani o daire diyoruz biz ona. Sırf göbek yaptığı zaman da göğüs dönüşü dediğimiz bir dönüş. O da güzel. İkisi de güzel. İkisinde ben bakıyorum gerçi ama tabii gönlüm hep daireden yana. Bana göre zor dönüş. Ama öbür dönüşler de güzel yani. Yukarıdan dönenler de, mesafe dönenler de bize de olsa bazen oluyor, çıkıyor yani. Onları da yani seviyorum yani. Dönen, düzgün dönen hangi kuş olursa olsun dönek ırkında ben hepsine hem talibim hem bakarım yani. Evet. Gününüzün kaç saatini burada geçiriyorsunuz? Vallahi evden azar işitiyor musunuz? Şimdi şöyle bir olay var abi. Tabii ki mutlaka bunlara çok emek, çok zaman harcamanız lazım. Çocuklarınızdan ayrılmanız lazım, kopmanız lazım. Saatlerce bunlarla uğraşan arkadaşlar var. Ben de çok uğraştım. Şu anda biraz daha işime daha ön planda tutuyorum. Daha önceden mesela biraz daha genç zamanımda, bundan 15-20 sene önce falan işimden fazla bunlarla uğraşıyordum. Şimdi biraz daha bunlar, çünkü buna alıştığınız zaman işinizi gücünüzü unutuyorsunuz. Çocuklarınızı da bazen unutuyorsunuz. Buradan eşime ve çocuklarıma sevgilerimi yolluyorum. Onlara da aklınızı helal edin diyorum. Çünkü bunlarla çok uğraştığım için onları da ihmal ettiğimiz zamanlar oluyor. Ki bunlardan ben şu kuş yüzünden ayrılan arkadaşlarımız da oldu.
Çünkü eşleri dayanamadılar. Gerçekten bu kuşçuluğu, yani dönek ele, dönek kuşunu bakan arkadaşlarının eşlerine ben Allah'tan sabır diliyorum. Çünkü kolay bir şey değil. Kuşlarla bir hafta uğraşıyorsunuz. Bir hafta sonunda da arkadaşlarınızla kuş seyretmeye gidiyorsunuz falan. Çok sabır isteyen bir olay. Hani eş olarak yani sabır istenmiştir. Ama zor yani, zor. Yani bakan için de zor, eşi olan için de zor yani. Allah sabır versin diyorum. Evet, yani. Güvercin, yani çocukluğumuzdan beri kuş dendiğinde ilk akla gelen benim şahsen güvercin. Evet. Yani güverciğinin sanki böyle benliğimizde bir sevgisi, sanki doğuştan mı yaratılıştan mı böyle bir sevgi vardır. Şöyle de derler, Kabe'nin üzerinde çocukken öğrenmiştik, Kabe'nin üzerinden geçmezlermiş uçarken. Yani bir saygıdan, tazimden dolayı. Böyle bir hikayesi de güvercinin güzelliği de anlatılır. Şimdi şöyle bir olay var. Bunların tabii çok farklıları da var. Süs kuşu dediğimiz güvercinler var mesela. Ünkari dediğimiz. Bizim yani kral, yani padişahlar zamanından ünkari, yani ünkari dediğimiz kuşlar çok güzeldir. Böyle renkleri de çok güzeldir. Ve böyle kral gibi onların tepeleri olur. Şekilleri çok güzeldir. Süs kuşudur onlar. Ünkari olarak geçer. Bizde yani. Söyle şunun adını. Onlar... bizim padişahlık zamanımızda padişahlar bakıyormuş o kuşlara. Ondan zaten ünkari olarak, öyle söylüyorlar arkadaşlar. Ünkari olarak isim onlara vermişler. Mesela dediğimiz gibi posta güvercinler mesela çok eski. Onları da mesela askerler mesela savaş zamanını kullanıyorlarmış. Ondan zaten posta güvercini adı kalıyor. Mesela gitti, uzak yerden salıyorlar onları savaşa gittikleri zaman. Uzağa gittikleri zaman ayağına bir şey gönderecekleri zaman. Bir haber kaç kilometre? Zaman? Nasıl? Yani azami kaç kilometre? Bir 400-500. Daha da fazlası gidip mesela şeylerden yani posta güvercinlerden uçup gelenler var Adem abi. Böyle şöyle söyleyeyim yani bize söylenenlerden bahsediyorum. Ben çünkü posta güvercini bakmadım hiç ama söylenenleri söylüyorum. Bunlar mesela yurt dışından bile gelen olmuş yani. Yurt dışına adam götürüyor ve oradan salıyorlar. Almanya gibi yerden yani tekrardan İzmir'e geliyor güvercin. Böyle bir güzel güvercin bunlar. Hani posta güvercinleri için söylüyorum. Onların da tabii ırkı farklı ama biz bütün kuşları, bütün hayvanları seviyoruz. Kuşlardan ziyade hayvanları seviyoruz. Burada köpeğimiz var. İşte bağırıyor bir tanesi. Hayvanları seviyoruz, insanları seviyoruz. Her şeyi Allah yaratmış, her şey güzel. Bunları yaşadıkça daha iyi anlıyoruz. Güzel hayvanlar, meraklıyız. Bunları işte bu şekilde. Bunları tabii uçurduğumuz zaman keyif alıyoruz biz. Bunlar süs kuşu değil çünkü yerde dolaşacak kuşlar değil. Bunları devamlı performans göstermek lazım. Bunlar uçarsa bir futbolcu gibi ancak eğitim yaptırdığınız zaman bunlar... Yani sürekli her gün antrenmanını tabii, yaptırıyorsunuz. Tabii, her gün antrenman olması lazım. Olmasa bile yani haftada 2-3 defa bunu havaya atıp döndürmek amaçlı değil de mesela uçması için, kanatları tutulmasın diye, kanatları açılsın diye performans yaptırmak lazım. Bunlar... Yapalım mı? Tabii. Bir yapalım, şov bir yapalım, atıp atalım, bir dönerse şansımıza bakalım yani mı? Şansımıza. Ya şimdi bunu bizim bir Nazım abimiz var, Aslanacı Nazım abiye buradan selam söylüyorum. O her zaman şunu söyler, ben de çok zamandır mesela görüşemiyoruz onunla ama söylediği bir kelime beni yıllar önce, döne şansı olan görür. Yani şansı olmayan göremez bu döneyi. Çünkü öyle bir şey ki çok iyi döner ama o gün atarsınız kuş görev yapmaz. Bu kötü anlamına gelmez kuş için ama işte kuşçu dediği zaman benim kuşum dönüyor, onu da göstermesi gerekiyor bizim kuşçulukta. Ama iddialı olmamak lazım. Ben her zaman ne bileyim yani mütevazı olmaya çalışıyoruz. Bu kuşun kendi isteyecek önce dönmeyi. Çünkü bunun da bu da bir can taşıyor. Yeri gelir karnı ağrır, yeri gelir dönmek istemez. Farklı bir şeyi vardır. Biz hep istiyoruz ki hep dönsün. Olmuyor. Zaten olmaz. Ben öyle diyorum zaten. İyi bir güvercin ama performansı yüksek bir güvercin. Hemen hemen her gün dönmese de iki günde bir mutlaka döner yani. Çünkü ırklarında döneklik var bunların. Nazım abi hep onu söylerdi. Şansı olan bu döneye seyreder. Gerçekten de bana göre de öyle. Şansı olması lazım bir insanın. Şansı olmayan bir adam ne kadar da gelse yani dönen bir güvercini dönmez yani. Ona dönmez yani. İyi hadi bakalım biz. Görelim bakalım. Şanslı mı geldik, gelmedik mi göreceğiz şimdi.
Ben dönen uçuşunda hep tek uçmasından yanayım. Neden? Hedefe daha iyi gelsin diye. Ama devamlı tek mi uçuruz? Hayır, bazen kuşlar uysuzluk yapıyor. Yanında hep bir kuşla uçtuğu için yavruluktan ona alışkın oluyor. Bu sefer onu da kuşla uçurmak zorunda kalıyoruz ama alıştırabilirsek bütün arkadaşlara tavsiyem dönen tek uçması. Hedefe çünkü daha iyi geliyor. Kuşu saldırdığın zaman hedefe kilitlenip dönüşünü daha iyi yapıp daha iyi çıkabiliyor. Öbür türlü yanında kuş olduğu zaman zorlanabiliyoruz. Hedefe gelmiyor. Ondan sonra kuşu takip ediyor falan. Şimdi bizim kuşumuzu ben tek saldım. Bu kuş biraz teke alışık. Şimdi pırıltı açacağız bakalım. Adem abi gelecek şimdi. Bakalım şansımıza. Şimdi tuttu öylesine çok şimdi bu dönüş bizim için yani iyi bir dönüş değil, öyle söyleyeyim yani. Kötü bir dönüş mü? Değil. Tuttu öyle, tam sıkmadı kendini. Göğsünü böyle verir gibi yaptı. Yarım kapalı tabir dediğimiz bir dönüş bu tarzı. Şimdi bir daha açacağım ben onu. Yuvarlağını tam oturtturması lazım çünkü. Kapalı dediğimiz yani tabirde dönmesi lazım güvercin. İşte bunların çok böyle şeyleri var. Zamanla insanlar uçurdukça iyi kötüyü zaten ayırt etmeye başladılar arkadaşlar. Çok öyle düzgün arkadaşlarımız var. Bu kuşu uçurduğu iyi yapan arkadaşlarımız var. Dönüş şekilleri farklı. Farklı kuşlar baktığımız için böyle bazıları işte yukarıdan böyle tutuyor. Bu da öylesine yarım kapalı tarzında bir tutuş yaptı. Fena değil ama aşağı doğru dönüş yaptı. Olsun. Bu dönüş şimdi iyi bir dönüştü, fena değil. Devri falan bu havaya göre, bu şeye göre, kuşun tüyüne göre, kanatlarındaki eksiklere göre, bir de yavru bakıyor. Devri fena değil. Çok dört dörtlük mü? Değil ama fena da değil yani tutuş olarak. Toprak tutar milleti, toprak zapt eder.